Nasıl ya? Demir! Allah Allah! Eşyalarım. Çiçi! Senin burada ne işin var? Seni buraya mı koydu vicdansız herif? Seni burada kediler yer. Demir! Demir, kapıyı aç! Demir! Kapıyı aç! Demir! Bak, bu evi senin başına yıkarım. Bunu sen istedin. Sen şöyle dur Çiçi. Daha asla ama asla balığıma dokunma. Bu bir. Ayrıca burası benim evim. Değil kilidini değiştirmek, kale kapısı taktırsan ben koçbaşı olur yine girerim. Bu iki. Hayır, hayır susmayacağım. Bana sakın öyle bakma. Bunların hepsi senin suçun. Eğer bana kapıyı açsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Bırak. Ya bırak beni. Dur dedim sana. Dur. Bırak beni. Hayır. Bırak be. Demir bırak. Demir saçmalama ya bırak. Polis çağırın. Bak polis. Polis imdat. Ne yapıyorsun be? Aa bırak. Demir. Demir. Oğlum bak ne yapıyorsun be? Demir. Aç manyak ne yapıyorsun ya? Bak yemin ederim kırarım kapıyı pencereyi. Kırarsın gördüm. Demir bak aç. Aç seni öldürürüm, seni gebertirim. Bana bak. Aşağıda yemeğim soğuyor. En sevmediğim şey. Şimdi burada sessiz sessiz oturup sakinleşeceksin. Ben de aşağıya inip huzur içinde yemeğimi yiyeceğim. Aa! Demir. Ya Demir ne olur çiçeği içeri al. Bak kediler yer onu lütfen. Demir. Manyak çıktı bu ya manyak. Oğlum ben seni parçalarım ya, gebertirim seni, aç! Demir! 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 Demir!
yaparsın sen kızım ya. Hem çok yüksek değil. Düşsen ne olacak değil mi? Ay her yerde yemek kokuttu. Zıkkım yesece. İnşallah boğazında kalır. Alo, anneciğim. Selin yavrum, bir yemekler, bir sofralar hazırladım. Ay. Sorma. Topik'te var mı? Olmaz mı kızım? Topik'te var, Merulcan'da var. Turşu bile kavurdum senin için. Nasıl canım çekti? Of, nasıl da açım. İşten geldim, bir lokma yemek koymadım ağzıma. Bütün gün çalış, sonra eve gel, seni kitlesinler o eve. Ayıp ya. Ama ben yapacağımı biliyorum. Selin. Kızım bak sana ne diyeceğim. Bizim Şazimentlerin oğlu var ya. Almanya'dan dönmüş. Ay çok iyi bir aile. Gel de bir görsünler seni. Ay anne ne Almanya'sı ne Şaziment ya. Sinop'takiler bitti. Almanya'dan mı damat bakıyorsun bana? Avrupa görmüş çocuk. İyi ki dil biliyor. Evi, işi, her şeyi var. Hadi buna da bir kulp bul bakalım. Anneciğim bak ben evlenmek istemiyorum. Ben böyle çok iyiyim. Onu bunu bilmem. İstanbul'u kazandın gönderdik. Mezun oldun, işe girmek istiyorum dedin, olur dedik. Anneciğim ev almak istiyorum dedim, babamın emeklisini verdik. Kızım. Bizim senin mürüvvetini görmeye hakkımız yok mu hiç? Ya bir an önce orada aileni kur. Ya da dön gel burada dizimizin dibinde otur. Ay çorba taştı anne. Bak seninle konuşurken vallahi çorba taştı. Ben kapatıyorum anneciğim, öptüm seni. Babama selam söyle, görüşürüz. Konuşacağız Selin, konuşacağız. Şişt, ara beni tamam mı? Keçi. Selin. Demir, seni var ya... Selin, ah dur, oynatma dur. Ya, dokunma, dokunma, dokunma. Tamam, bir dakika, dokunmayacağım, bakacağım sadece. Demir, vallahi bir şey olmadı, ne olur bırak. Selin, saçmalama, göster ne oldu. Ay ne yapayım, yer yapmış, geçer şimdi, çıktı. Selin, o kendi kendine geçmez. Demir, bak ben hallederim, lütfen, lütfen. Selin, bak bir şey yapmayacağım diyorum, acıtmayacağım diyorum. Tamam, bakacağım, 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 bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum, bir şey yapmayacağım. Demir, ne olur dokunma, bırak hadi. Bak, acıtmayacağım, tamam, bak acıtmayacağım. Selin. Tamam. Selin iyi misin? Tamam bak bu kol acıyacak biraz ama... Tamam hadi hastaneye gidelim hadi. Demir. Hastane mastane yok Demir. Çiçi. Bak başıma neler geldi. Bak bu çok güçlü bir kas gevşetici. Alerjin falan olmadığına eminsin değil mi? Selin. İnadından başına iş açacaksın. Bak bu böyle olmaz. Kalk hastaneye gidelim. Zaten akşam yemeği de yemedin. Aç karnında bu kadar kuvvetli ilacı... Evet yemedim. Akşam yemeği yemedim. Senin yüzünden.
Çatıdan düştüm senin yüzünden. Omzum çıktı senin yüzünden. Ben bu gidişle katil olacağım, o da senin yüzünden. Nasıl biliyorsan öyle yap. Selin dur, Selin dur, dur. Ne yaptın Selin? Kaç tane içtin? Selin kaç tane içtin diyorum. Hey Allah'ım ya. Ay. Bütün gece hiç uyumadım vallahi. Yani bir ara böyle sabaha karşı dalmışım. Babacığım girdi rüyama. Ay bir kızdı, bir kızdı bize. Çok fena oldum, inanır mısın? Belli. Betim benzin solmuş. Sonra eline ne geçirdiyse attı mı kafama? Ben bu yana eğiliyorum. İş hukuku kitabı buradan geçiyor. Bu yana eğiliyorum, iktisat kitabı burada. Vallahi kalın kalın kitaplardan kaçmak için bir sağa bir sola kendimi atıp durdum. Ayol rüyanda bile kitap görüyorsun Leyla, farkında mısın? Hiç olmazsa bizi kurtaracak bir şey görseydin. Gördüm, gördüm Firuze, gördüm. Ne gördün? Babacığımın küp küp altınları mı varmış yalının altında? Yok. O yok belki ama. Bak, işte bu var. Ne o? Babamızın telefon defteri. İçinde bütün arkadaşlarının telefon numarası var. Böyle onları arayacağız, yardım isteyeceğiz onlardan, tamam mı? Başına güneş mi geçti Leyla? Ayol babam öleli 20 sene oldu. Babamın arkadaşları mı kalır? Adamları mezarından mı çıkartacaksın? Onlardan değil ki canım. Çocuklarından isteyeceğiz tabii. Hadi çayını iç sen, çayını. Beynin susuz kaldı yine senin. Çocuklarından isteyecekmişiz. Oh. Aa, benim bu üstüm başım. Of, her yerim mentollü naneli bir şey kokuyor. Kas gevşetici o. Gece sürüp havlu kapattım. Anladım. Ne? Yok artık. Dokundun mu bana? Bayıldım diye. Saçmalama Selin. İnsanlık yapıp ilacını sürdüm. Kıyafetime bulaşacak diye ortalığı ayağa kaldırdın. Kendin bulup giydin sabahlığını. Ayrıca baygın falan da değildin. Hadi çorbanı iç. Gece de bir şey yemedin. Ya sen hayırdır ya? Beni böyle yatağa atıp kapıyı kitlemeler falan. İlaç süreceğim ayağına dokunmalar. Fırsat mı kolluyorsun sen acaba? Selin çorban soğuyor. En sevmediğim şey. Ay hala çorba diyor. Ya sen nerenin manyasın arkadaşım? Vallahi dün gece hiç de şikayetin yoktu arkadaşım. O ne demek? Selin. 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 Şişt, Selin. Heh. Yeter. Kim? Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Ne alemdesin? Miden falan bulanıyor mu? Seni o kadar çok bekledim ki Peter Pan. Peter Pan mı? Demir ben, hey. Senin adın ne peki? Ben de. Şaka şaka. Selim ben. Bir aç bakayım gözünü. Selim, iyi misin sen? Bir bak bakayım şu parmağımı bir takip et. Tamam, tamam. Şey de yok gibi ama. Yok yine de biz bir hastaneye gidelim hadi. Ay hayır yok. Hastane yok Peter lütfen. Burada kalalım. Evimizde. Arkadaş ya. Ya o kas gevşeticiden iki tane içilir mi? Uyarıyorum söylüyorum ama yok. Beyin de kas tabii. İyice bıraktı kendini. Of. Omzum çok acıyor Peter. Yok artık ya. Ben dememişimdir. Değil mi? Ne alaka ya sen, Peter Pan falan? Daha devamı da var Selin. Bir devam derken? Selin.
Hani bir keresinde kaptan kancadan kaçıyorduk biz, hatırladın mı? Kıpırdayıp durma. Sen böyle kılıcını... Selin. Tamam. Sen böyle kılıcını çektin, kolla kendini kanca. Timsahların karnını doyurmaya gel. Selin bir rahat dur. Sonra da sabaha kadar böyle uçarak dans ettik. Betay. Saçların ne kadar yumuş. Selin bir elin kolun oynamasın. Sonra bizim saklandığımız yeri buldu kaptan kanca. Sonra biz çok pıs kaçtık. Ben kaçmam yalnız. Ağzını burnunu kırar atarım timsaha. Ya. Saçmalama. Yani o kas gevşeticinin biraz sersemletici etkisi var ama senin sersemliğin bayağı pismiş. Ay yok. O ben değilimdir. Ben öyle bir şey yapmam ya. Yapmamışımdır herhalde. Yok. Ben olsam duramazsın bir kere sen. Anladın mı? Ben hiç sanmıyorum. Asla. Çorbanı iç Selin. Çorba mı yaptın sabah sabah? Bir tost yapsaydın bari. Oh, sıcak. İnsan bir tuz koyar içine. Demir, kapının camı. Taktırdım. Oha, ben kapının camı takılırken nasıl uyanmadım ya? Tatsız, tuzsuz bir şey yapmış bu. Limon sıkılmaz ona. Sana çok hayrandı, hatırlıyor musun? Ayol hangisi hayran değildi ki tatlım? Hepsinin dili bir karış dışarıda peşimden koşturuyordu. Kim bilir kimdi? Ay yüzüne bile bakmadıysam demek aklımda kalmamış. Ay aşk olsun Firuze. Ayol babasıyla kaç kere ziyaretimize geldiler buraya. Hatırlamıyor musun? Adı böyle S'li bir şeydi. Neydi? Serhat mı? Servet. Ha bak işte. Ayol halamın adı diye aklımda kalmış. Ne kadar çok severdim halacığımı, nur içinde yatsın. Servet halacığım. Sen bu Servet'i bir ara, önce bir hoş beş sohbet et. Sonra durumumuzu anlat, olur mu? Ha, belki bize yardım eder. Nasıl bir yardım? Belki borç para verir. Biz de Selin'le Demir'den aldığımız ev parasını iade ederiz. Yani Allah korusun iş mahkemeye falan da düşerse... belki araya girer, hapisten kurtarır bizi. Doğru söylüyorsun. Yani Servet'i de yıllardır görmedim. Bir yüz yüze konuşmak lazım ki yani ne kaçırdığını bir görsün. Pişman olsun. Özür dilesin, böyle ayaklarıma kapansın. Ay kim kime yüz vermemişti acaba? Ay niye karıştırıyorsun Leyla? Geçmiş zaman nasıl bulacağız Servet'i? Ayol sonra sonra pizan bulunur kardeşim. Yani ya. Şimdi biz Hayri Uzunoğlu Servet'i mi bulamayacağız Allah aşkına? Görmedim. Hiçbir şey görmedim, bakmadım. Sizin orada kapı yok mu Selin? Hayda, sen kapıyı kilitlemeyi unuttun. Suçlu ben mi oldum? Öyle mi yani? Ayrıca ben nereden bilebilirim ya senin içeride olduğunu? Su sesi falan da gelmiyor zaten. Ayrıca ben seni bu hali görmek zorunda mıyım ya? Ne kadar ayıp. Ayıp? O ayıp sana ait olmasın. Baya baya bakıyorsun çünkü. Hayır, bakmıyorum. Sen benim görüş alanımı kaplıyorsun. Zaten artık spora nasıl abandıysan böyle her yerin kas olmuş. Teşekkür ederim, sağ ol. Ha, bir de hoşuna mı gitti? Canım bunlar eskide kaldı artık. Kadınlar kas değil, zeka istiyor. Ne yapacaksın, mamut mu avlayacaksın da biz senin kasına prim verelim? İzin verir misin? Pardon. Benim kodum çıktı ya, ben biraz acıdı o yüzden şey yaptım. Hı-hı.
Bir dakika bakar mısın ya? Bir dakika bir baksan. Sakız. Sakız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Selin? İşe gidiyorum müsaadenle. Benim patronum biraz nalet ve mendebur da. Geç kalmayayım şimdi. Bisiklete binemezsin. Arabayla gideceğiz. Üzerine de düzgün bir şeyler giy. Üzerimdeki gayet düzgün bir kere. Ayrıca bu elbise indirimde bile çok pahalı. Ya sen zevksizsen ben ne yapayım? Ayrıca sen patronsun diye senin zevkine göre giyinemem, tamam mı? Anca rüyanda görürsün. Ceket al Selin. Ceket. Omuzun için. Ha. Peki. Hoşça kal sakız. Hey, geç kalmadım değil mi? Tam zamanında yetiştiniz Ferruh Bey, buyurun. Ne oluyor? Niye toplandık buraya zorla? Çok gizli Operation Çıta toplantısını açıyorum. Selin niye? Demir Bey'le buluşup toplantıya gitmişler. Operation Çıta kimseyi beklemez. Ne yapıyoruz? Demir Bey'i yıldırıp şirketten gönderiyoruz. İş yavaşlatalım. Şirket batmasın diye uğraşıyoruz Ferruh. Onun projesini sabote edelim. Başarısız olunca gider. Ya da bizi atıp yerimize daha iyi çalışanlar bulur. Ha, yok yok yapmayalım onu. Alerjisini hazırlayalım. Sıvı sabunluğa deterjan koyalım. Yemeklerine müsil atalım ha? Başka ne yapacağız? Şirketin en belalı müşterisini başına saralım. Diyan! Sonradan görme. Ay zevksiz. Kararsız, yapışkan. Ay gıcık. Demir Bey'i işten soğutmak için ondan daha iyisini bulamayız. Kral hareket. Dirim Hanım ve bitmeyen tadilatları. Azmiye, biletini ayırt. Kahveyle lokumu hazırla. Japonya'ya yolcumuz var. Hadi inşallah. Yalnız Demir kolay kolay pes etmez. Dirim dört koca gömmüş. İç mimara acımaz, harcar. Şu dünyada ne zevksiz adamlar var abi. Gönül işleri sorgulanmaz delikanlı. Alırım dalağını. Haklısın usta, kusura bakma. Ben hemen Dirim Hanım'la bir toplantı ayarlıyorum o zaman. Azmiyeciğim, bizim bu sarf malzemeleri... Bu kutu ne? Malzeme örnekleri mi geldi? Operation Titan'ın bir başka ayağı diyelim. İçinde gizli silahlarımız var. Öyle mi? Ne var içinde? Allah Allah. Terastayım. İki dakika gelir misin? Önemli. Ay Demir, klimayı açar mısın? Olmaz. Ya gerçekten mi ya? Çocuk kilidi mi yani? Ne yapalım? Arabada çocuk var. Elin dursa ayağın durmuyor. Ay içerisi 1000 derece ya. Vıcık vıcık ter oldum. Omuzunu sıcak tutman lazım. Rüzgarı yersen akşam bir ton söylenirsin. Sürekli hasta bakıcılık yapamam sana. Ay Allah aşkına aç. Ne olur gerçekten sızlanmayacağım. Gece eve de gelmeyeceğim. Gider Merve'de kalırım. Ne olur aç kapıyı, pencereyi, klimayı. Bak atlarım direksiyona. Kaza yaptırırım sana. Trafik birbirine gider. Araba pert olur. İkimiz de ölürüz. İn arabadan. Ya hayır ya. Evet. Hadi. Ya yok benim bir şeyim.
Lütfen Demir, bak ben çok iyiyim. Ona doktor karar verecek. Hadi. Alabilirsiniz. Ama bu sefer de işe geç kalacağız. Yürü hadi yürü. Aşkım böyle yapma ne olursun ya. Bak biz birbirimizi çok seviyoruz. Hem bu Operation Cheetah işe yararsa... bu Demir Bey yarın öbür gün gidecek zaten. Ayrılmamıza değer mi bizim? Ayrılmamızın sebebi Demir Bey değil Bora. Sensin. Ya ayrılmamızın sebebi o adamın saçma sapan kuralları aşkım. Ama ben de diyorum ki biz bu kurallara göre oynamak zorunda değiliz. Nasıl yani? Muharrem Usta'yı duydun. Demir Bey eninde sonunda gidecek. Ve biz eğer hala birlikte olduğumuzu kimseye söylemezsek kim nasıl anlayacak? Yasakları delelim yani. Lisede miyiz Bora biz? Okul müdürüyle köşe kapmaca mı oynayacağız? Bir süre oynayalım aşkım, ne var bunda? Bak bizim müşteriler Japon'a benzemez ya. Darlayacaklar adamı, zaten fazla snob beyefendi gördün. Olan bize olmasın aşkım. Bir süre gizli kapaklı yaşayalım aşkımızı, ne var bunda? Sen bunu gururuna yedirebiliyorsun yani. Merveciğim, ben seni gördüğüm ilk an gururumu çöpe attım zaten. Şimdi sıra sende, iyice düşün. Aşkın mı daha büyük yoksa gururun mu? Ya benim kafam çok karışık Bora. Gelme üstüme ya. Hayır demedi yani. Şimdilik iyi benim için. Evet. Bir sorun görünmüyor. Birkaç gün omzunuzu zorlamayın. Hemşire hanım, senin hanıma bir kas gevşetici yapalım. Yapalım derken? Ben zaten dün acayip bir ilaç içtim. Teşekkür ederim gerçekten. Şimdi biz artık sizin vaktinizi daha fazla almayalım. Hadi Demircik. O dün geceydi. Bu başka. Doktoru dinle. Dinledim zaten. Ben çok iyiyim. Vallahi turp gibiyim. Hiç ağrım da yok. Taş gibiyim, taş. Bakın bu iğneye olmazsanız ama akşam ağlayarak geri dönersiniz söyleyeyim. Aman diyeyim doktor bey. Lütfen ne gerekiyorsa yapalım. Yok ya. Ne ağlaması? Beni şimdi kesseniz kanım akmaz. Ağlamak falan. Aa. Ya ayrıca benim ağrı eşiğim çok yüksektir. Ben şimdi boş boşuna kolumu delmeyin benim. Senin saçmalama istersen. Koskoca kadın iğneden korkmuyorsun herhalde. Ben. Teessüf ederim. İğneden korkmak. İlkokulda aşı sırasında beni en öne koyarlardı. İlk önce bana yaparlardı aşıyı. Biz de korkanları hep en öne alırdık ama. Selim, 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 İmdat, güvenlik, insanlık, namına güvenlik. Selim, rezil oluyoruz. Bir dakika bekle. Bitti, bitti. Bitti mi gerçekten? Evet. Bir an önce toparlanırsan artık daha fazla rezil olmayalım. Selin Hanım. Geçmiş olsun. Söyle söyle, içinde kalmasın. Neyi? O içine fıkırdayıp duran komik şey neyse onu söyle. Ağzın yüzün şekilden şekle girdi ya, içinde tutacaksın diye. Yok, yok öyle bir şey. Ama abarttın ya. Ne var, yetişkin bir kadın da iğneden korkabilir. Ben çocukluğumdan beri korkuyorum zaten iğneden. Tamam bak, ona tamam. Ama insanlık namına güvenlik nedir ya? Ya aklıma ilk o geldi, ne yapayım? Hayır, güvenlik gelse kime yardım edeceğini şaşıracak. Sana mı, bana mı, doktora mı, insanlığa mı? Bana tabii ki. Neyse. Hadi kaptın şekeri, iyisin. Ya uf, gülmesene ya. Elimi tutuşturuverdi, ne yapsaydım almasa mıydım? Yok canım, afiyet olsun, buyur. Şirkete yaklaştık. Evet. İlaçlarını alman lazım. Yakın zaten. Bir taksiye atlar gelirsin. Ya gerçekten hiç gerek yok. Öğlen yemeğini de alırım. Ya da isterim getirirler.
Ciddi misin ya? Birlikte görünmekten çekiniyorsan zaten buluşup toplantıya gittik sanıyorlar. Selin. Hayret bir şey ya. Azmiye Hanım, bana bir kahve ayarlar mısınız? Elbette efendim, hemen. Bu arada giriş saatleri not edildi değil mi? Herkes 20 dakika erken geldi. Aynen size söylediğiniz gibi. Güzel. Selin Hanım hariç tabii. O sizinle toplantıdaydı ama... Nerede şu an kendisi? İşi var. Gelir birazdan. Arkadaşlar 5 dakika sonra toplantı odasında olsunlar lütfen. Tabii efendim. Aa, Selin ne bu halin? Sıcakta koşturdun mu sen? Kimsenin ağzına laf vermeyeyim dedim hayatım. Aslında söylenecek çok şey var da. Neyse. Şimdi sırası değil. İş yerindeyiz sonuçta. Selin Hanım. Toplantıdan önce kendinize bir çeki düzen verin isterseniz. Elbette Demir Bey. Operasyon çıta Selin. Bugün başlıyoruz. Ne olur başla. Gönderelim artık. Vallahi yetti bunun ızdırabı da çilesi de. Bir gün iyi davranır, bir gün kötü davranır, bir gün manyağa bağlar. Gitsin. Ne olur artık bir şey yapamı gitsin ya. Tamam. O iş bizde cicim. Çözdük onu. Bugün Dirim Hanım'ı Demir'in başına sarıyoruz. Ahtapot Dirim. Yapışkan Dirim. Ta kendisi. Ama bizim işimiz önce seninle. Al bu kutuyu, evde gani gani kullan, böyle bol bol. Bunlar ne? Baharat parfüm, Demir'in en sevmediği koku. Şıngırtılı bilezik, konsantrasyon bozucu. Hint filmleri ve... arabesk şarkılar. Ve ucuz aşk romanları. Ay bence çıldırtıcı. Hipnotize edici küpe. Ay benim gözüm ağrıdı. Şimdi al bunları. Hadi bakalım silahlarını kuşan. Görev seni bekliyor. Bundan sonrası bende. Demir Erendil yemeğini sıcak seviyor olabilir. Ama intikam soğuk yenir. Ay Selin dur dur dur. Selin ne yaptın ya? O da parfüm o. Evde sık diye verdik biz sana onu. Çok kötü kokuyor. Ben nefes alamıyorum galiba. Ay yürü. Yürü yürü çık çık çık. Ya insan bir uyarır ya. Ay yıkamaya da çıkmaz bu. Aa, gözlerim yandı. Herkes burada mı arkadaşlar? Artık başlayabilir miyiz? Evet, Selin Hanımlar da teşrif ettiğine göre artık başlayabiliriz. Herkesin elindeki iş üzerinden tek tek geçeceğiz. Ama öncesinde... İyi yaşa. Sen de gör. Haftalık performans değerlendirmelerimiz bu haftadan itibaren başlıyor. O nedenle... Çok yaşayın Feruh Bey. Ay iyi yaşayın. Kusura bakmayın, devam edin siz. Burak Bey, sizin elinizdekilerle başlayalım. Baharatlı kokulara alerjim var da... bilhassa sandal ağacı, baskın notalı olanlara. Evet. Önceki dönemde görüşme yaptığımız müşteriler mevcut. Bir adet bekar evimiz var. Onun çizimini Selin yapacaktı. Bugün bakabiliriz ona. İyi yaşayın Feruh Bey. İnşaat firmasının geri dönme ihtimali var. Orasıyla Merve görüştü.
AVM içinde mağaza dekorasyonu. Ahmet'te... ve... Ahmet'te ve bende... müşteri potansiyeliyle... Berro! Bir git elini yüzünü yıka. Çok özür dilerim. Parfüm... baharatlı sandal ağacı. Yoruldum. Ferit Bey. Evet arkadaşlar. Özetle herkes işini biliyor. Burak Bey. Şimdilik iş takibi sizde. Tamamdır. Ay. Kusura bakmayın bölüyorum ama... Dirim Hanım geldiler. Burak Bey'i görmek istiyorlar. Dirim Hanım mı? yok o ben değilim. Dirim Hanım çok önemli bir müşterimiz. Her sene evinin konsept değişikliğini bize yaptırır. Ancak sadece yöneticiyle muhatap olmak ister. Yani bu durumda siz oluyorsunuz. Tamam görüşelim. Azmi Hanım odamı alır lütfen. Ben bir hava alıp geliyorum. Tabii efendim. Evet. Selin Hanım. Siz de benimle bu toplantıya geliyorsunuz. Yalnız abi çok iyi kitledin kadını Demir Bey'e ya. Operasyondan anlarım. Uğraşsın bakalım Demir Bey. Ne kadar dayanabilecek. Şimdi Dirim Hanımcığım, yönetimde artık Demir Bey oldu. Ay şekerim, ne yapayım ben Demir Bey'i? Burak'la aramızda özel bir bağ vardı. O benim arzularımı iyi anlıyor. Çok iyi anlıyor. Hoş geldiniz. Ben Demir Erendil. Dirim Mercan. Memnun oldum. Buyurun lütfen, biraz konuşalım. Hay hay. Azmayalım, kahve alalım. Elbette. Yalnız nasıl içtiğimi sormadınız. Yıllardır müşterimizsiniz. Bunu hala bilmiyorsak zaten bizde hiç çalışmayın. Hoş geldiniz Dirim Hanım. Nasılsınız? Mersi şekerim, iyiyim. Ay şekerim sen ne sürdün böyle? Havalandırmayı falan mı açsak? Tabii. Evet, başlayabiliriz. Ay, umarım planımız işe yarar. Yarayacak. Ya Dirim Hanım saçma sapan isteklerle adama saç baş yoldurur abi. Gönlünü hoş tutması işi zor. Dirim Hanım ilgi ister, iltifat ister, flört ister. Yani aşk yasağı koyan bir adam ne kadar yapacaksa artık. Ferruh Bey, sizinle işimiz var, toplantıya gideceğiz. Ben gelmesem? Ferruh. Demir Bey, ben yıllardır Artemim'le çalışıyorum ama istediğim bir şeyin tam olarak uygulandığını bir kere bile görmedim. Ne istediyseniz yaptık Dirim Hanım. Geçen sene salonumun bir duvarını tamamen cam olmasını istemiştim. Yaptınız mı? Evet yaptık. O tarafın değil canım, öbür duvarın. Ama taşıyıcı kolonu yıkamayacağımızı itinayla açıklamıştık. Devam edin lütfen. Yenilikler istiyorum. Herkesin ilk defa bende göreceği tasarım. Güzel. Aklınızda bir şeyler vardır muhakkak. Nasıl anlatsam? Mesela mavi ağırlıklı bir tasarım önermişti ekibiniz. Oysa ben daha tutkulu bir iç mekan arıyorum. Hmm. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, hayır. Materyallerin rengi önemli tabii ama... açıkçası ben tutkuyu ışıkla yansıtma taraftarıyım. Aydınlatmaları bile devre dışı bırakabileceğiniz bir şömine ateşinin yansıması. Ve bunu tamamlayacak hoş detaylar. Ama evde şömine yok ki. Ha. Peki o zaman. Selin Hanım not aldınız değil mi? Duvarlar içinde... salonun cama dönüştürülen duvarında...
yansımayla ışık oyunu yaratabileceğimiz bir materyal. Bir dakika, bir dakika. Eve şömine yaptırmamız daha doğru mu olur diyorsunuz yani? Sizin eviniz, sizin kararınız. Ben böyle duvarları altın renginde istiyorum. Ayrıca salona büyük bir varaklı ayna taktıracağım. Yani altın duvar üstüne altın çerçeveli ayna istiyorsunuz. Evet şekerim, ne oldu? Yani Dirim Hanım, o çok boğar. Bir de sizin eşyalarınız modern olmaz yani, çok göz yorar. Dergilerde görüyorum, gayet güzel. Ayrıca ben öyle istiyorum. Selin Hanım yazın, salona altın varaklı ayna. Evin giriş bölümüne gelecek olursak... Demir Bey, geçiştirmeyin öyle ayna konusunu. Ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Peki. Ben olsam aynayı yatak odasının tavanına koyardım. Yatağın tam üstüne. Ya öyle mi? Öyle diyorsanız. Yok artık. Ayna, yatak. Canım, yorulma sen. Demir Bey beni anladı. Bu kadar uyumlu olmamız kader gibi bir şey. Size teslim oluyorum Demir Bey. Siz nasıl isterseniz size bırakıyorum. Güzel. O zaman bir sonraki toplantıyı çizimler üzerinden yaparız. Emin olun pişman olmayacaksınız. Görüşmek üzere. Bu yaptığınız hiç etik değil yalnız. Neymiş etik olmayan? Cazibenizi zavallı kadının üstünde kullanıp istediklerinizi yaptırıyorsunuz. Cazibemi kullansaydım bilirdin. Ne demek o? Selin, notlarını aldım. Hadi işine. Selin, ne oldu içeride? Ne konuştular? Anlatsana biraz. Dirim Hanım nasıl delirtti Demir Bey'i? Detay ver bize, duygu ver, mimik ver. Vallahi saçma sapan şeyler oldu. E'si Demir Bey'le çok iyi anlaştılar. Ha? Saçmalama canım. Olmaz öyle şey. Yani yıllardır Burak'a kan kusturan kadın. Yani sadece Burak mı? Hepimize. Demir Bey o kadını aldı. Yüzüne bile bakmadan minnoş bir kediye çevirdi. Kadın da yazık. Mırıldaya mırıldaya. Siz nasıl isterseniz size bırakıyorum. Deyip gitti. En pis müşteri bile işlemedi mi yani şu an? Operasyon çıta sıfır, Demir Eren değil bir. Ya ay, dur, dur bir sakin ol ya. Ya üzülme canım arkadaş. Bulacağız bir onu. Bulacağız. Ay o da parfüm. Ay Selin bu durduk çağırlaşmış. Ben almıyorum bile artık. Bütün koku hücrelerim öldü galiba. Vedat'ım. Ya Demir sen neredesin? Ofisteyim, ne oldu? Birader ben dün geceden beri yana yakıla seni arıyorum. Farkında mısın acaba? Of Vedat ya. Vallahi kusura bakma gerçekten. Ama başıma gelenleri bir bilsen. Yani pişmiş tavuğun başına gelmemiştir herhalde. Başlarım şimdi tavuğuna. En son gece barda konuştuk oğlum. Halin hal değil, sinirin tepende. Diyorum ben de bu olanın üstüne fazla mı gittik, ne oluyor? Yok be oğlum öyle bir şey. Hayırdır Vedat? Sen böyle alınganlık yapmazdın. Bu ara biraz hassaslaştın. Ne oldu? Demir. Ya sana bu bahsettiğim evdeki keçi var ya. Hah işte o keçi. Anahtarı değiştirdim diye camları mı indirmedi? Odaya kilitledim diye balkondan atlayıp omuzunu mu çıkarmadı? Yani bütün gece onunla uğraştım. Ha yetmedi. Sabah bir de hastaneye götürüp orada uğraştım. Yani anamdan emdiğim süt burnumdan geldi resmen. Demir bak benim telefonlarımı aç. Açamıyorsan da mesaj falan at oğlum. Daha sonra arayacağım diye. Hayır yani diyorum bu oğlan bu kadar içmez normalde. Gece yolda başına bir şey mi geldi? Kafayı yedim ya meraktan. Atilla amca arasa ben ne diyeceğim? Ne demek ararsa?
Beni takip ettirmek için seni mi tutmuş? Bulamamış mı kendine başka Hafiye? Bak bak, laflara bak. Hafiye'ymiş. Oğlum ben Atilla amcayla haftada bir konuşuyorum, sanki bilmiyorsun. Ayrıca İstanbul'a gelmiş olduğunu da bir zahmet öğrenmiştir herhalde. Bütün business dergilerinde çarşaf çarşaf haberin çıktı. Artemim Japonya'dan CEO transfer etti diye. Sen de açmıyorsun telefonlarını. Kime soracak baban? Kimle istersen konuşabilirsin Vedat'ım. Ama beni soran olursa bilmiyorum dersin, olur mu? Olur. Öyle söylerim, o da inanır. Ne yapıyorsun akşam? Gel bana da alayım ifadeni. Yok, bu akşam olmaz. Bu akşam bir işim var ama söz telafi edeceğim. İyi, hadi. Dikkat et kendine. Bana bak. O keçiyi fazla kızdırma, yersin tosu. Olur hayatım. Dikkat ederim. Elimden geleni yaparım, merak etme. Hadi görüşürüz. Ferruh, kıpırdanıp durma. Beni de geriyorsun. Ya bizi gözden çıkardılarsa? Tuzak olmasın. Geldik oturuyoruz burada kek gibi. Vuracak olsalar her yerde vururlar, merak etme. Çok rahatladım, sağ ol. Hoş geldiniz Artem'im. Korktun mu? Aferin, kork. Bizden korkmak şart. Aa, kahve mi içiyorsun sadece çocuklar? Oğlum, 3 sütlaç getir. Hadi. Buranın sütlacı muazzam. İnanılmaz bir tadı var ya bu sütlacı. Ay. Evet, ne diyorduk? Siz şimdi bizden bir zaman önce bir yardım aldınız. Ama biz henüz karşılığını alamadık. Şimdi Esen Hanım, arkadaşlar size iletmiştir tabii ki. Ama biz sizinle başta konuştuğumuzda da hani net tarih olarak aslında... Yorulma Burak'cığım, ben anladım. Sütlaçlar nerede? Getir. Bana bak, senin betin benzin atmış gibi, şeker mi var sende? Allah korusun, ye. Yiyin, öyle konuşalım, tamam? Şekeri çok fazla bunun ya. Şef değiştirmişler yeni. Oğlum, sütlacı al, şefi al, müdürü de al. Hadi. Emredersiniz efendim. Hadi. Odalarda kullanacağımız kumaş örnekleri bunlar. Yaz olduğu için deniz mavisi ve marin seçenekleri var. Bir de kumsal efekti için de şöyle bejler. Güzel. Burası ne peki? Düşünüyorum hala. Müşterinin çok bir bütçesi yok. Yakın zamanda işleri bozulmuş. Arkadaşları tadilatı üstlenmişler moral olsun diye. Bir güzellik yapıyorlar. Yani belki bir spor odası. Adam nasıl biri? Adam 30 yaşlarında. Beyaz yakalı bir çalışanmış ama bu sıralar işsiz. Bekar ve bir de kedisi var. Ek gelire ihtiyacı var mı? Vallahi işi yok. İllaki vardır. Neden bir kedi pansiyonu yapmıyorsun? Hem ek gelir olur. Aslında olabilir. Güzel. Sor bakalım müşteriye. Böyle bir şey ister mi? Ben nasıl soracağım ya, ek gelir ister misiniz diye? Adamın gururu kırılır. Öyle sorarsan kırılır tabii. Nasıl soracağım peki? Projeyi siz yönetiyorsunuz Selin Hanım. Bulun bir yolunu. Hadi. İşte o zaman ben bir arkadaşlarına sorayım. Siz şimdi 2 ay önce bir ihale almak istediniz, doğru muyum? Doğru. Biz de şirketlerin o ihaleden çekilmesini sağladık, doğru muyum? Doğru. Gençler biz hayır kurumu muyuz? Otel işiniz işliyor mu? İşliyor, otel tamam. Tezgahınız tıkır tıkır çalışıyor mu? Çalışıyor. Beyler, biz yaptığımız işin karşılığını alırız. Bizim paramız o tezgahtan tıkırdaya tıkırdaya geçecek. Tertemiz olacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Ha? Ya bizim kara para mı?
Yani atlamamızı istiyorsunuz. Ay, ay Allah. Çocuklar, kapımızı çalarken akla karayı ayırt edebiliyor muyuz herhalde? Ne oldu? İşiniz tamam olunca mı battı akla kara? Anlamadım. Ha? Peki bizim bu konuyu görüşebileceğimiz bir üst merci var mıdır? Ya var tabii ki ya, olmaz mı? Şimdi buradan çıkıyorsunuz, dümdüz yürüyorsunuz. Sağda cami, caminin yanında gasilhane. Tamam. İşte benden sonraki bir üst merci orası. Anlatabildim herhalde ben. Çok net oldu. Alacağımızı aldık mı? Aldık efendim. Ha. Kendinize iyi bakın. Sütlacını bitir ve o şekerine baktır. Allah korusun. Evet. Ne oldu? Buldun mu Servet Bey'in numarasını? Birkaç yere haber saldım, araştırıyorlar. Birkaç yer derken bizim avukatı kastediyorsun galiba. Herhalde canım. Dedektif mi tutsaydım yani? Adamı 100 yıl olmuş görmeyeli. En son babamızın cenazesine gelmişti buraya. Hep senin yüzünden. Cemiyet hayatından koptuk. Bırakmadın ki davetlere katılayım. Sen bir davete gitmek isteyeceksin de ben mani olabileceğim. Vaki değil, vaki değil. Hem sen demiyor muydun bana canım sıkılıyor diye? Bunun sosyal medya hesabı var mıdır Leyla? Kimin? Omega'lı, Omega. Hafızan delik delik. Ay kafan Kars grevyerine döndü ayol. Kimden bahsediyoruz biz? Servet Uzun. Ay ne bileyim ben. Bak istersen. Gerçi bizim yaştakilerde kimin sosyal medya hesabı var onu da bilmem ama. Ya sen hariç herkesin var. Elimizdeki bütün işlerin bütçeleri burada mı Ferim? Hepsi orada. Ama biraz çabuk bak. Dosyaları kendi kişisel bilgisayarıma indirdiğim anlaşılırsa başım derde girer. Esen Hanım'ın paralarını aklayamazsak başımız işte o zaman derde girecek. Kadın dedi ya, otel tadilatının faturalarını ekleriz işte. O faturalar üzerinde ne kadar kontrolümüz olacağını biliyormuş Ferim. Doğru. Patron sen olsaydın kolaydı. Ah Ekrem Bey ya. Şu 3 günlük dünyada bir yarım günün kalmış. Git gez değil mi? Yok. İlla hırs yapacak. Bak ne oldu? Oğlunu da bitirdin, beni de bitirdin. Egoist işte. Baba olsa sevilmez. Ay öyle demek istemedim ben de birazcık şey oldu değil mi? Pardon. Selin'in elindeki evin tadilatının faturalarını şişirebilir miyiz? Yok, onun bütçesi az. Çocuk odası yapıyoruz. Vitrin. Yok, 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 yok. Bize daha büyük bütçeli bir iş lazım. Daha büyük bütçeli bir iş. Kontrol edemeyecekleri bir tadilat gibi mi? Evet. Avadaki yazlık olur mu? Uzun zamandır oraya kimse gitmiyor. Orayı tadilat yapıyor gibi gösterebilir miyiz? Proje dosyası lazım. Ben çizerim. Arkadaşımın işi deriz. Bütün her şeyle de ben ilgilenirim. Ha. Olur mu olur. Tamam, o zaman buradan başlıyoruz. Yalnız kimseye bir şey söyleme. Bak bakalım oradaki faturaları ne kadar şişirebiliyoruz. Da, Berusan ne yapıyorsun? Ya elimde bilgisayarla mı gireyim? Sen dedin işimize köstebek var dedin. Temkinli olmamız lazım. Bir de fotoğraf meselesi var. Neyse ona da bakacağız artık. Biz şimdilik daha fazla dikkat çekmeyelim. Ölmezsek hapis. Ki ikisi de çok farklı şeyler değil benim için. Dramatik yapma Ferru. Hadi yürü. Hadi. Ha işte bak Servet Uzun, Servet Uzun. Bir sürü Servet Uzun var. Gözlerim yani kamaşıyor benim. Bak bakayım şuna. Hangisi? Gözüm seçmiyor demiyorsun da. Hadi hadi. Bakayım. Şu galiba ha? Bu yanında kızlarıyla olan mı? Bakayım. Ayol bu adamın kızları değil galiba bunlar. Sevgilileri Firuze. Ay ne? Ay yok artık. Ver bakayım şu gözlüğünü. Allah Allah. Ay sübüklü Servet'e bak. Ne olmuş buna Leyla? Şu pozlara bak, şu pozlara. Yanındaki genç kadınlara bak. Tüh. Ay, ay içim kalktı. Ay,
E o zaman bizim iş yaş demektir Firuze. Ayol bu adam senin yüzüne bile bakmaz. Nerede kaldı borç para vermek, arka çıkmak? Orası hiç belli olmaz Leyla Hanım. Benim gibi yaşsız bir tanrıçayı hayatı boyunca görmüş mü acaba? Ah, karşısına çıkmadan önce de bazı ayarlamalar yapmam lazım tabii ki Leyla Hanım. Arkadaşım için hazırlıyorum da, söyle Selin. Aşk olsun. Niye kapatıyorsun ya? Sanki senin fikirlerini çalacağım. Ya Selin, şunu yetiştirmem gerekiyor da bir şey mi soracaksın? Evet, huysuzlanmazsan soracağım. Ya Burak, biz eskiden saatlerce çalışırdık. Kafam karıştığında sana gelmeye alışkınım ben. Ne olur değişmesin bu. Tamam, haklısın. Sor ama acele et biraz. Şu odayı kedi pansiyonu olarak tasarlıyorum. Ama sanki bir şeyler eksik. Yani neye dikkat etmem lazım? Merkeze neyi almam lazım bilemedim. Müşteri mi istedi kedi pansiyonu olmasını? Hayır. Ek gelir için Demir Bey böyle bir tavsiye verdi. Sen daha önce böyle bir şey yaptın mı? Hayır, tabii ki de yapmadım. Selin, bizim işimiz müşteriye para kazandırmak değil. Bizim işimiz müşterinin parasıyla konfor alanları yaratmak. Amme hizmeti yapmıyoruz burada, değil mi? Yani... Bizim işimiz bu değil. Ama spor odası falan yapabilirsin. Ama müşteri fikri beğendi. Şöyle bir şeyler de çizdim bakmak istersen. Selin. Bak zaten kafamı zor topluyorum. Rica ediyorum git. Ya fikri o verdi, o yardımcı olsun. Haklısın, affedersin. Pişt. Seni boyu arasana. O sana ne lazımsa söyler zaten. Doğru ya. Ben niye İbo'yu aramıyorum ki? Aa, Demir arıyor. Hoparlöre al, hoparlöre. Alo Demir'ciğim. Aa, ne iyi ettin aradın. Nasılsın? Merhabalar Firuze Hanım. Şu ev işini çözebilirsek daha iyi olacağım. Bu akşam uğrayalım, çözelim diyorum. Daha fazla uzamasın. Bu akşam mı bilmem ki. Yani bu akşam bizim önemli bir randevumuz vardı. Ne randevusu? Randevusu. Ya doktor randevusu. Ya doktor. Tamam. O zaman işiniz bittikten sonra geliriz. Yok, bizim doktor randevularımız çok uzun sürer. Yani kuyruklu. Yani kuyruk oluyor bizim doktor randevumuzda. Gece mi kuyruk oluyor? Hangi doktor bu? Ben sizin için daha erken aldırırım. Ay yok canım, zahmet vermeyelim Demir'ciğim. Emin olun Selin'le birlikte yaşamak daha fazla zahmet oluyor. O yüzden ben ne yapar eder randevunuzu daha erken aldırırım. Yeter ki bu akşam şu ev meselesini konuşalım. Peki madem öyle ben de doktor randevumuzu başka bir tarihe alırım. O zaman sizi bu akşam biz yemeğe davet ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Akşam görüşmek üzere. Görüşürüz Demir'ciğim. Ne yapacağız şimdi? Ay neyi ne yapacağız canım? Avukat ne demişti? Gidin görüşün demişti. Onlar gelsinler, görüşelim. Ay ne olacaksa olsun Leyla. Ya evin parasını geri isterlerse? Ay daha Servet'le bile buluşamadın. Ay çok erken oldu bu, çok. Ay gelip konuşacaklar. Sonra biz ne diyeceğiz ha? Konuşturmayacağız. Nasıl yani? Hadi Leyla, yürü alışverişe gidiyoruz biz. Ay ne oluyor? Bana da bir anlat Firuze. Leyla, bak önce git şu yüzünü yıka. Ondan sonra annemin yemek kitabını çıkart. Orada en allengirli yemek tariflerini bul. Benim liste yapmam lazım. Ama çok işimiz var Leyla, hala duruyorsun. Hadi. Tamam, hadi yürü artık. Selin, sen gitmedin mi veterinere? Yok. İbo gelecek, bu tarafta işi varmış. Ha.
Ayda, geliyorlar. Topla kendine. İyi, tamam, iyiyim ben. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Hadi terasa çıkalım. Sana soracak bir sürü sorum var. Müşterinin odası bu. 10 metrekare. Penceresi aydınlığa bakıyor. Sana bahsettiğim kedi pansiyonu için kafesleri buraya koymayı düşünüyorum. Oyun elemanlarını da şuraya. Olur mu? Yani odanın büyüklüğüne bakarak uygun bir havalandırma da olması koşuluyla 6-7'ye kadar koyabilirsin. Yalnız kafesler arasında mesafe bırakman gerek, yoksa birbirine sırtına takıyorlar. Ya aslında ben birkaç taslak çalıştım. Ama içime sinmeyen bir şeyler var. Onlara da bakar mısın? Burak, gelsene. O bugün yoğun biraz ya. Evet ya, bir çizim yetiştirmeye çalışıyor. Yani sorun değil, ben seni görmeye geldim zaten. Azmiye Hanım, bunun bir çıktısını alalım. Tabii Demir Bey. Azmiye Hanım, bu kimin? Bu Selin Hanım'ın misafiriniz. Tamam. Yine dönünce sana kedi pansiyonları için gerekli malzemelerin listesini atarım. Ay harikasın İbo ya. Yalnız lütfen organik malzeme kullanın. Yani isterseniz tedarikçimle konuşurum. Yani fiyatta ne yapılıyor bir bakarız. Ay vallahi süper. Bence de. Aa Demir Bey. Biz de kedi pansiyonu meselesi için konuşuyorduk. İbo, benim çok yakın arkadaşım, aynı zamanda veteriner. Bize gönüllü danışmanlık yapıyor. Demir Erendir, yeni patronumuz. Çıta. Nasıl? Çok memnun oldum. Ben de. Motosikleti gördüm dışarıda, sizin galiba. Çok güzelmiş. Ha, güzeldir benim kızım. Ya, bizim onunla kolezyumu görmüşlüğümüz var. Vay. Başlangıç noktası? İstanbul. Egümenisya'dan feribotla mı? Aynen. Ya, çizmenin topuğundan girdik. Güzel. Birindisi'den. Siz nece konuşuyorsunuz ya? Ayda, sen bir şey anladın mı? Yok, sıfır. Ben direkt error verdim zaten. Arkadaşınız Yunanistan üzerinden motosikletle İtalya turu yapmış. Gerçekten mi? Ben niye bilmiyorum bunu? Yani konusu açılmamıştır. Ben de hep böyle şeyler yapmak istemişimdir. Ne zamandan beri? Yani gel bir gün anlatayım. Nasıl başlanır, neler yapılır? Olur. Ayakta kaldık böyle. İsterseniz şöyle geçin, bir kahve ısmarlayalım size. Yukarıda içtim, teşekkür ederim. Kliniğe gideceğim, hastam gelecek. Memnun oldum. Bir gün bu İtalya turunu detaylı dinlemek isterim. Tabii ki. Görüşürüz kızlar. Bye. Görüşürüz. Ben seni geçireyim. İbo, sen bir tanesin ya. İşimi çok kolaylaştırdın. Aslansın, kaplansın. Bir çita değilim ama. Ya sus. Adamın gözünün içine baka baka çita dedin ya. Yüreğim hopladı. Ay şükür hiçbir şey anlamadı. Yalnız siz abartmışsınız. Adam gayet harbi. Sağlam yani. Bence sen ötekinden uzak dur. Öteki? Ha Burak ama... Aa, nereden çıktı şimdi bu? Ben bu tipi bilirim. Yani başına iş alırsın, o kadar diyorum sana. Ya bir git İbo. Adamla iki kelime oturup konuşmuşluğun yok. Atıp tutma öyle. Dikkat et. Ne giymeyi planlıyorsunuz Fatih? Bu sefer patron takayım diyorum. Ha? Azmiye, ne oluyor? Ay Yıldırım Bey'in asistanı aradı. Yarın bahçesinde barbekü partisi veriyormuş. Ve şirket olarak hepimiz davetliyiz. Ay süper. Bir yazılın ha. Hey, kızlar çok güzel. Beraber gideriz işte. Peki işten mi gideriz yoksa erken çıkmaya da hazırlanacak mıyız? Vallahi o iş sizde. Yani barbekü partisi olmasa gelirdim de.
kısmet. Anlayamadım. Gelmek isterim yani, çok isterim ama et kokar şimdi oralar. Ben çok kötü olurum. Veganım da ben. Ne zamandan beri? Bir süredir. Siz bu şirketin müşteri direktörüsünüz. İstemezseniz yemek zorunda değilsiniz ama herkesle birlikte o partide bulunmak zorundasınız. Peki Demir Bey. Çok iyi. Ayrıca arkadaşlar bir dakika buraya bakabilir misiniz? Hazır herkes buradayken şirketimizin yeni kuralını duyurmak isterim. Bundan sonra hiç kimse şirkete gelirken veya şirketle ilgili toplantılarda ağır parfümler, baharatlı kokular kullanmayacak. Özel hayatınızda ne isterseniz yapın. Ama şirket içinde müşterilere göz yaşartıcı gaz etkisi içeren parfümlerle hizmet veremeyiz. O yüzden lütfen dikkat edelim. Ay Selin, hala çok kötü kokuyorsun. İşlemiyor arkadaş. Ya adam yönetici. Ya hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu çat yasaklıyor. Ay aman iyi oldu. Ben o kokuyu eve de sıkamazdım zaten. Ya sabahtan beri burnumun direği kırıldı ya. Şimdi eve gidip duş alıp kurtulmak vardı ama Demir Bey'in ev sahibine gidesi tuttu. Sen ne yaptın? Karar verdin mi götüreceğin tatlıya? Demir Bey gelmeden önce seç bence. Ay karar veremedim ya. Havuçluk ek. Yok canım. O kadınlar onun alasını yapıyorlardır. O zaman krem brûlée olur mu? Makaron şekerim. Eski İstanbul hanımefendileri pek bir severler. Orada alırdı. Hı. Çekmeceme koyardı. Sürpriz yapardı. Ama en büyük sürprizi ailesiyle yaptı. Boncuk, tamam yapma. Yapma, tamam az kaldı. Bitecek, geçecek. Hop, aman tuttum. Eyvallah kardeşim, iyi zamanlama. Birazını kurtaramadık ama ancak yetiştim. O kadarı da nazarlık olsun değil mi? Buna da şükür. Sen olmasan vallahi daha çok dökerdin. Kaç kilo bu? 30 civarı. Aslında çok değildi. Acele ederken herhalde oraya takıldı. Kolombiya mı? Bayağı iyisin ya. Çekirdekten kahve bilmek. Severiz kendilerini. Eyvallah. Yardım lazım mı? Yok, şuraya çekeceğim. Sağ ol. Ay aman Selin ya. Ya ne oldu, yine mi çıktı? Yok ya, zorladım galiba. Ya dün gece çıkarmışsın zaten. Niye tek başına çekiyorsun masayı? Ya senin ilacın falan yok mu? Ay var, çantamda. Kızlar ben çok fena geç kalıyorum ya. Demir her an gelebilir. Şimdi bir ton laf eder, hiç çekemem. Bir de beynime kramp girmesin. İyi, hadi iyi şanslar. Bana bak, teyzelerin gözünün yaşına bakmayın ha. Çözün şu ev işini artık. Ben de seninle müşteriye bakayım. Bana bak, bize de haber ver, tamam mı? Ha, tamam. Merhaba. Bir şey ister miydiniz? Selin'cim, bak sizin patronla tanıştık. Gençler, siz şöyle oturun. Ben de size yeni kahveden çekeyim, tamam? Hiç zahmet etme Uzay. Şimdi çıkmamız lazım. Ama borcum olsun. Demir'cim, vallahi çok memnun oldum. En yakın zamanda da kahve içmeye bekliyorum. Mutlaka geleceğim. Uzay, bana şu tatlıdan verir misin? Vallahi geç kaldın Selin'cim. Demir seçti, ben de çoktan paketledim. İş toplantısı için makaron uygun olur diye düşündüm. Teşekkürler Uzay abi. Görüşürüz tekrar. Görüşürüz. Ay ne yapıyorsun Firuze? İnsanların tabağına çanağına düşüyor yapraklar. Ayol, yemek mi yiyecekler, çiçek mi? Anlayamıyorum yani. O peçeteleri ne yapacaklar? Gölde mi yüzdürecekler? Ah, geldiler. Tam zamanında biliyor musun? Ya. Geldiler. Vallahi geldiler tam zamanında. Gel. Bakalım, hayırlısı. Ah. Hayırlısı. Hı. Dur, gel.
ne zahmet ettiniz kızım? Buyurun geçin içeri. Gelin beni takip edin. Geç. Buyurun, buyurun, buyurun. Geçin, geçin. Gel aşkım. Hoş geldiniz. Gel canım, hadi tut bakayım şöyle elimi. Ha. Gerçekten çok iyi ettiniz. Ay. Gel canım, gel. Gel böyle. Ay, ay ne iyi ettiniz geldiniz biliyor musunuz? Bu mevsimde yalamız harika olur. Uzun zamandır da biz misafir ağırlamamıştık. Ne iyi oldu değil mi Leyla? Ay tabii tabii çok iyi oldu. Yalnız biz bir çayınızı içeriz, ev meselesini konuşuruz, sonra gideriz diye düşünmüştük ama şimdi masa falan... Ya çok zahmet etmişsiniz, çok da özenmişsiniz masaya ama işte. canım hem yeriz hem konuşuruz. Yani öyle değil mi Firuze? Hadi, hadi gel kızım otur. Sen de gel şöyle otur. Gel. Yok hayır, ondan değil aslında. Ben aç değilim, yani biz tokuz. Ben kocamı da böyle yemeklerle kandırıp tavlamıştım ya. O zaman da yemekleri ben yapmıştım ama tabii. Aman canım, yemek bahane. Önemli olan böyle kalp kalbe, gönül gönüle, diz diz olmak. Öyle değil mi Demircim? Tabii tabii, haklısınız da. Şimdi servis zamanı. Yok yok, hiç gerek yok. Bakın. Gençsiniz evladım. Hiç gerek yok. Hayır, ziyan olmasın. Olur mu öyle şey? Bak, istersem alırım. Gerçekten. Bak, şundan vereyim ben sana. Lütfen. Yiyelim bari, boşa gitmesin. Zor müşteri tutmadı. Ay, parfüm desen hepimizi yıldırdı. Ay. Elde ne kaldı? Sıfır. Böyle olmayacak. Gönderemeyeceğiz Demir Bey'i. Yani Operation Çıtayı bir üst level'a taşımamız lazım ama... Abartmayın kızlar, abartmayın. İşteyken disiplinli olabilir ama bence şeker gibi adam. Hem siz böyle şeylerle uğraşmayın. Kendi işinize gücünüze bakın bakayım. Ya öyle deme Uzay abi ya. Onun yüzünden benim ilişkim mahvoldu. Merve sen hala orada mısın? Kararlı ol biraz, kararlı ol. Eldeki bütün verilere bakıyorum. Bütün olasılıkları değerlendiriyorum. Ama yok, Dilim Hanım'dan daha zorlu bir müşteri yok. Yani onu alt eden herkes alt eder. Yani sadece kendisinin ilgilendiği bir müşteri olsa işi sabote edelim diyeceğim ama... illaki ucu bize dokunur. Ya çizimini birimiz yapmışızdır... ya müşteri ilişkisini yürüttüğüm için ben güme giderim. Ya da satın alma ile ilgileneceği için Ferruh. Demir sıkı çocuk. Ben anlarım. Öyle kolay kolay tufaya gelecek bir tipe de benzemiyor. Ya da size şöyle söyleyeyim. Onu kolay kolay yıldıracak müşteriyi bulmak çok zor. Demir Bey'e özel tasarlanmış müşteri. Anasından emdiğini burnundan nasıl getiririz? Oturup çalışacağız. Birini de özel olarak çalıştıracağız. Operation Çıta'da ikinci level. Zorluk seviyesi Everest. Maria teyzeciğim, daha tabandakileri bitirmedin. Yersin, lütfen. Yersin kızım. Gençsin, eritirsin. Ben de çabuk yakıyorum. Firuze de bu işe çok bozuluyor biliyor musun? Ben de yakarım ama gereksiz yere 10.000 kalori yakmaya çalışmanın ne anlamı var değil mi? Şimdi ev konusuna gelirsek eğer... Demircim, bu benim özel spesiyeliten bak Çerkes tavuğu. Aç bakayım. Aferin. Yani demek istediğim biz çok zorlanıyoruz gerçekten. Leyla'cığım, irmik helvasını bekletmeden fırına koysak mı? Anca ısınır. Evet, iyi fikir. Hayır, ben Leyla teyze. İrmik helvasına bak. Evet, evet, evet. Çok iyi olur. Firuze Hanımcığım, çok rica ediyorum. Konu sürekli dağılıp duruyor. Biz buraya ikimize sattığınız evle ilgili konuşmaya geldik. Yani şu yeme içme faslı bir biterse... Leyla Hanım da geldiğinde şu sözleşmeleri bir konuşalım diyoruz. Firuze! Hayatım, bir baksana bana. Buyurun, buyurun. Lütfen, lütfen. Ay, tıkandın mı Firuze? Ay,
korusun. Ay, ay öldürecek bunlar bizi. Tıktım ağzıma dolmaları, tıktım ağzıma dolmaları. Cevap vermeyeyim diye boğuluyordum. Bir nefes aldırmıyorlar ki insana. Evde ev, evde ev. Ay biz bunlarla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum Firuze. Ay yine ev mevzu açacaklar. Kaçış yok. Bana bak. Biz bu işi çözemezsek bize hapis yolu göründü. Ay, ay Allah korusun. Halbuki ne de güzel yakışıyorlar birbirlerine öyle değil mi? Ayol oturun aynı evin içinde işte mutlu mesut değil mi yani? Leyla, biz bunları birbirine aşık edersek aynı evde yaşamak için can atarlar can. Aferin sana. Ay aferin sana kız. İnşallah maşallah. Hadi hadi. Yavmaya gidelim hadi. Biz bu kadınlarla evle ilgili konuşamayacağız. Kalksak mı artık? Hayır, olmaz. Bu konuyu bugün bitireceğiz, çözeceğiz dedim. Mevzuya odaklanıp yürüyeceğiz. Tamam mı? Dağılmak yok. Kontrolü ele alacağız şimdi. Ben adımı falan unuttum galiba. O derece. Beynim şu lobu sönmüş olabilir biliyor musun? Bırakma kendini. Hazır ol. Geliyorlar. Ha tatlılar da geldi. Mis gibi mis. Hemen ben onu alayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Buyurun. Buyurun. Siz de oturun. Evet. Biz aynı evde yaşamak istemiyoruz. Evet. Zihlincim, sen cevizli ıspanağımızdan almamışsın tabağına. Ay vallahi unutmuşuz kızım. Lütfen konuyu dağıtmayalım. Eve dönelim. Ay dönersiniz canım, ne acelesi var? Ay biz sizleri tanıdığımıza o kadar memnun olduk ki. Bu geceyi böyle bir selfie ile taçlandırmayalım mı? Kalkmayın, kalkmayın. Hayır. Firuze Hanım, lütfen kalkmayın. Leyla Hanım. Ay böyle uzak durun. Gelin, gelin sıkışın. Sıkışın. Evet, çekinmeyin canım. Sıkışın olmaz ki. Leyla. Sıkıyor muyuz? Kadraja gir birazcık. Ay gülümseyin çocuklar, gülümseyin. Hadi, çekiyorum. Hadi bir daha. Hanımlar. Lütfen. Bakın lütfen dedim. Oturun. Lütfen oturun. Bakın burada çözülmesi gereken acil bir sorun var. Ve bunu bu gece çözeceğiz. Siz aynı evi ikimize de sattınız. Ama öyle değil Demir Bey, öyle değil. Yani kasıtlı değil yani. Vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Yanlışlıkla oldu. En iyisi ben bir kahve yapayım. Sinirlere çok iyi. Hayır. Konuyu dağıtmayalım. Lütfen oturun. O zaman makaronları açayım ben. Ha, böyle Leyla değil. Hanım. Rica ediyorum. Benim aklı evvel kardeşim. Bana sormadan hisselerini satmış. Sen ne yapmışsın? Sen de bana sormadan kendi hisseni satmışsın. Ha böyle söylüyor ama aklı gidiyor geliyor. Alzheimer başlangıcı var ama kendi bir türlü kabul etmiyor. Senin kafa çatlak kafa. Ayıp ama Leyla. Ay ne ayıbı? Vallahi içeride röntgen var getiririm. Ama 12 yaşındaydım canım. Susun. Bana bakın. Sadece Demir ve ben konuşacağız. Siz dinleyeceksiniz tamam mı? Sorduğum sorulara net ve yalın cevap vereceksiniz. Yok efendim çerkez tavuğu, yok efendim fasulye, yok efendim cevizli bilmem ne. Yok efendim tavuk diyenin, ezme uzatanın elini keserim. Sözümü kesip lafı dolandıranın dilini keserim. Anladınız mı? Firuze Hanım, Firuze Hanım açın gözünüzü. Firuze, ya senin ne yaptın ya? Ya ben nereden bileyim ya? Dur, açın gözünüzü açın lütfen Firuze Hanım. Dur. Senin bayılmış kadına ne suyu? Kusura bakmayın o da bir anda sinirlenince birden yükseldi. Selin ya. Demir Bey'e özel tasarım müşteri mutlaka kadın olmalı. Ya öyle bir kapris yapsın ki kulağa çok mantıklı gelsin. Bir barok istesin, bir İskandinav. Sabrının sınırlarını görelim bakalım. Bir canavar müşteriyi salalım da.
Ay bekle, mısır alacağım. İyi akşamlar. İki tane mısır alabilirim. Merhaba, benim çok acil gitmem lazım. E tamam, beraber gidelim. Yok, sen gelme. Sen şurada otur. Mısır niye? Tek başıma. Ay niye tek başına olsun canım? Bak orada kim var? Ya Ayda ya. Mervuş'um bak, Demir Bey'i göndermek için elimizde sağlam bir plan var. Siz birbirinizden kopacaksınız. Biz niye yapıyoruz bu planı ya? Ya ona hala kızgınım ben. Sen bu ara herkese kızgınsın ama. Bana kızdın şimdi. E herhalde. Hadi git, yarın görüşürüz tamam mı? Hadi. Merve. Ay hiç gerek yok böyle numaralara. Ne numarası ya? Ayda ile plan yaptığınızı biliyorum. Emri Vaki'yi sevmediğimi bile bile hem de. Peki tatlı bir tesadüfmüş gibi yapsak olmaz mı? Olur. Hazır rol yapmaya başlamışken Romeo ve Juliet'ten sahne de canlandıralım istersen. Yok, onu bence yapmayalım çünkü sonunda ikisi de ölüyor. Yani bu gidişte zaten ikimiz de... Aşkım. Ne olur böyle şeyler söyleme, ne olur lütfen ya. Bak ben seni... Hiçbir şey söyleme. Duymak istemiyorum. Seni affetmiş de değilim zaten. Mısırımı yalnız yememek için oturuyorum şu an burada. Evet, yalnız değilsin. Teyzeyi hastaneye mi götürseydik acaba? Kardeşi ısrarla istemedi. Demek ki durum o kadar da kötü değil. Ay umarım öyledir. Ben bir sakıza bakacağım. Tamam. Aferin, geçme! Ne yapıyorsun? Dur. Hey dur! İbo? Ya bu sizin arkadaşınız değil mi veteriner? Ya adamı taşa çevirdin, açsana Medusa gibi kaldı İbo. Selin İbo. Dur, dur, sakatlık çıkaracaksın. İyi misin? İyiyim galiba. Abi sen ne yaptın ya? Ejder vuruşu muydu o? Ya kusura bakma gerçekten ben öyle elinde şırıngayı görünce... Bir an refleksle hareket ettim. Selin'e batmasın diye öyle tutuyordum. Ay, zaten elinde iğne olduğunu bilseydim hiç atlamazdım sırtına. Ya senin gece gece burada ne işin var? Telefonunu açsaydın gelmek zorunda kalmazdım. Ha, ya sessizde kalmıştır, özür dilerim. Hatta bayağı bir pişmanım şu an. Abi, ağrım var mı? İnan ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten tekrar özür dilerim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Kahve yapacaktım. İçmek ister misiniz? Olur. Çita dediğiniz adam Yakuza çıktı ya. Operasyon Çita beni o işten hemen vazgeçin. Sakız, korktun mu? Ay, ay. Ay. Vallahi ilk defa başın sıkışınca bayılman işe yaradı. Bu seferi atlattık belki ama daha sonra ne olur ne yaparız bilmem. Saf ayol bunlar. Gözlerinin önündeki bayılma numaramı yuttular ya. Ben bunları çekirdek gibi çitlerim. Hem Demir'le Selin birbirine aşık olunca bize dava açacakları yerde... Vallahi teşekkür bile ederler değil mi? Tabii.
Hem evin parasını da geri istemezler. Oldu bitti bu iş. Ay boş ver serveti filan. Ay ne yapayım ayol ben o serveti? Hı. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Ay kimseye ihtiyacımız yok çok şükür. Ay tabii canım. İyi de biz bunları nasıl aşık edeceğiz? Onları Eros'un okuyla vuracağım. Hiç hissetmeyecekler bile. Üç vakte kadar düğün var. Nikah şahitleri de biz olacağız. Ay şunlara bir bakar mısın? Bak şunlara bir bak, şunlara bir bak. Ay hem şaşkın hem... Vallahi şaşkın bunlar. Bak, bak. Ay çok tatlı değiller valla. Sakızın tahlil sonuçları çıktı. Direnci düşük. Ama panikleyeceğini bildiğim için gelip vitamin iğnesi yaptım zaten. Sorun yok. İyi tamam, öyle diyorsan. Teşekkürler. Güzel kokuyor. Afiyet olsun. Gelmişken çiçeğe de baksaydın. Baktım baktım, bir sorun yok. Nasıl bakabilirsin ki? Yani daha yeni geldik eve. Anahtarı mı var? Hem de daha yeni değiştirdiğim kilidin anahtarı. Sadece yedek. Unutursam diye. Ne ara verdin Selin? Bütün gün beraberdik. Evdeki yedek anahtarı saksının altına koydum. Sonra da mesaj attım. Tamam. Benim gitme vaktim gelmiş. Al güzelim. Ya kusura bakma lütfen. Yani evle ilgili böyle garip bir durumumuz var görüyorsun. Şimdilik beraber yaşamak zorundayız ama geçici. Çözmeye çalışıyoruz. Bu arada kimse bilmiyor. Yani ofiste falan duyulursa çok garip bir durum olacak. O yüzden... Yani tabii ki. Benden yana endişen olmasın. Kimseye söylemem. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bu arada kusura bakma tekrardan. İyi geceler. Sana da. Hadi gel. Herkesin bildiğini bir bu adam mı bilmiyor? Hayır, kimse bilmiyor. Sen, Ayda, Merve. Ya bak şirkettekilerin gerçekten öğrenmemesi lazım. Yoksa laf ederler, boşuna tatsızlık olur. Yani neden her işin böyle çetrefilli senin? Bilmem. İyi geceler. Hadi sana da. Alayım. Neyi? Bunu mu? Evet. Evimin anahtarının üçüncü kişilerde olmasını istemiyorum. Hele saksının altında falan hiç. Gerçi sende bile olmasını istemiyorum da. Neyse. Al. Aha! Atilla amca nasılsın? Ne olsun işte iş güç, börtü böcek, bende durumlar bildiğin gibi. Ha, evet geldi, görüştük. İyi iyi. Demir'i biliyorsun zaten, iyi bakar kendine. Atilla amca, o iş için biraz erken bence. Tabii Demir'i görmek hakkın. Ama onu biraz tanıyorsam daha vakti değil. Atilla amca ben size haber vereceğim. O zamana kadar beklesek çok daha iyi olur. Tamam, saygılar Atilla amcacığım. Alo? Demir ne haber? Ne olsun be Vedat'ım. Selin Hanım'la uğraşıp duruyoruz işte. Çıldırtacak bu kadın beni sonunda. Ne oldu ya yine? Hangi birini anlatsam acaba? Hah buldum. Veterinerine evin anahtarını vermiş mesela. Harekete bak. Bir de saksının altına koymuş anahtarı. Hayır kendi yetmiyor çünkü. Keçisi, balığı onlar da yetmiyor arkadaşları. Ev değil yol geçen hanım resmen. Yarın öbür gün bunun ailesi de gelir tam olur o zaman. Ya, bu neyin sınavı arkadaş? Yemin ediyorum yıldım ya. Vedat gülme. Gözünü seveyim. Vallahi çok sıkıldım ya. Tamam ya. Bak ne diyeceğim. Yarın sabah kahvaltıya bendesin. Şu olayları bir ayrıntısıyla anlat da öyle gülelim. Vedat. Elin boş gelme sakın ha.
Simit al fırından. Tamam? İyi, tamam. Pişt, sakız! Yeme onları! Karamol maması o ya! Geç kaldın. Ben uyanalı tam 1 saat 15 dakika oldu. Sebep? Vücut saati, egzersiz, e-postalarımı ve gazeteleri okumak, günü planlamak, yaratıcı düşünme. Ha bir de kazananlar asla geç kalkmaz. Gösterişçi. Hop. Ne? Önce ben gireceğim duşa. Sen benden sonra gireceksin. Kim demiş? Kilitlediğin banyoyu kullanırsan sıra beklemek zorunda kalmazsın. Orası banyo değil bir kere. Öyle mi? Ne o zaman? Bu kadar görmemi istemediğin ne olabilir içeride? Güzel. Cevap yoksa çıkıyorum.
Niye erkek arkadaşında kalmıyormuş? Kim? Anahtar vermiş ya. Ha, o erkek arkadaşı değil. Nereden biliyorsun? Öyle görünmüyorlardı. Ne bileyim? Kime anahtar verir ki insan? Gece gelip gittiğine göre var bir teklifsizlik. Neyse ya. Kızın özel hayatı sonuçta. Bizi ilgilendirmez değil mi? Selin öyle bir kız değil zaten. Nasıl bir kız peki? Peter Pan Bey? Ha? Anlatsana bana biraz. Vedat. Şurada bir menemen yaptın, her şeyi organik. Bari zehir etme. Tamam, tamam. Hadi soğutma ye. Sen soğuk yemek sevmezsin. Nasıl özlemişim var ya. Ellerine sağlık hayatım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun balım. Her zaman beklerim. Söyle Vedat, söyle. Belli bir şey var, punduna getireyim diye bekliyorsun, görüyorum. Buyur. Var, tamam. Ama duyunca hemen köpürmek yok. Haydi bakalım, başlıyoruz. Ne oldu? Babam mı yine? Ne yaptı, aradı mı? Görüşmek istiyor. Ama ben görüşmek istemiyorum Vedat. Nokta. Bitti. İstersen bir gün gidip görürüm. Hiç seni elçi yapmasın. Niye inatçı çıktın arkadaşım sen de? Kaç yıl geçmiş aradan? Bir kere dinlesen ne olacak yani? Vedat, gözünü seveyim girmeyelim şu konulara. Tadımız kaçmasın ya. Tamam. Tamam, sustum. Hadi ye. Asıl menemen soğursa tadımız kaçıyor. Ya anlamıyorum. Biliyorsun bari, niye açıyorsun bu konuları? Bırakın Selin Hanım gelince görsün. Tamam, süper. Ne yaptınız dün akşam? Konuştunuz mu, anlattın mı planı? Ay, o kadar çabuk yumuşayacağımı sanmıyordun herhalde. Yani mısırımı yedim kalktım. Hiçbir şey de konuşmadık. Ay Merve, çok inatsın, çok. Teslimat günü, oh bütün numuneler gelmiş. Benim çocuk odası puflarım geldi mi? Şimdi dur. Şunların tatlılarına bakın. Bunları eve götürmek istiyorum. Burak, sen ne yapıyorsun orada? Gelsene. Ha yok, benim biraz işim var. Siz takılın. Arkadaşının işini yetiştiriyormuş. Burak, yardım edilecek bir şey var mı? Beraber yapalım mı? Teşekkür ederim canım. Kendim hallederim. Özel bir şey herhalde. Herhalde. Dün göstermemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Kız arkadaşının işi mi acaba ya? Yani sakladığına göre. Yok canım, değildir. Niye saklasın ki? Değil mi Merve? Ya olsa bilirdik. Niye saklasın? Tabii canım, kesin bilirdik. Yani çocuk bir yıldır şirketi kurtaracağım diye ofisten çıkmıyor. Baksana keşişe döndü zavallı. Yani sonuçta genç, yakışıklı, bebekar. Yani dün akşam bile biriyle tanışmış olabilir. Hani sonsuza kadar bekar kalacakmış gibi davranmasak çok iyi olur, değil mi? Uf Ayda, bize ne ya? Allah Allah. Ne zaman kabul edecek acaba hoşlandığını? Kaybettiği zaman herhalde. Ferruh, ne yaptın faturaları? Bir sıkıntı var mı peki? Tamam. Sana birazdan Ava'daki evle ilgili talep listesini göndereceğim. Ona göre rakamları ayarlarsın. Tam ben de çizimi yetiştireceğim bugün. Arkadaşlar ben çıkıyorum.
Yıldırım Bey'in partisinde eksiksiz ve vaktinde orada olalım lütfen. Azmi Hanım herkese konum atacak. Son anda davet etmesi de çok manidar. Yıldırım Bey kendisi için ne kadar önemsiz olduğumuzu bu şekilde göstermiş oldu. Aksine bu bir test ve Yıldırım Bey'in çok önemsediğine eminim. Arkadaşlar Burak Bey'in bu konuyu açması iyi oldu. Çünkü Yıldırım Bey herkesi tek tek gözlemleyerek şirket hakkında fikir sahibi olacaktır. Bu yüzden bunu bir iş yemeği olarak düşünüp ona göre davranalım. Kimse geç kalmasın lütfen. Akşamüstü başlıyor ama hazırlanmak için çok az vaktimiz var. Tamam, bugünlük sadece acil işleri yapalım. İşini bitiren bana günlük raporunu atıp çıkabilir. Bu kadar kısa zamanda doğru düzgün giyecek kıyafet bulursak şanslıyız. Selin Hanım, siz benimle geliyorsunuz. Yıldırım Bey'in karşısına çıkmadan oda konseptlerini bir konuşalım. Tamam, ben dosyaları alayım. Arabadayım. Çift operasyon için harika bir plan yaptık. İki dakika dur dinle sen de. Ya Boncuk olmaz. Bekliyorum arabada dedi. Tamam partide anlatırız. Var ya deli bir fikir ya. Değil mi? 10 numara bir plan. Yıldırıma taktiği. Tamam süper konuşuruz. Çıkışta elbise bakacaktık. Ya aşkım partide... Ay. Aman Selin ya. Ay Allah'ım ya. Selin'cim tamam ben hallederim merak etme. Ay sağ ol çok özür dilerim. Ben toplayacağım şimdi bunları bir dakika. Sakin sakin. Hadi. Daha geç çıkıp şunları ofise baksaydık ya. Seni ofisten erken çıkartmak için öyle söyledim. Yıldırım Bey'in partisine geç kalsaydın çok göze batardı. Ya öyle söylesene madem. Bunları taşıttın bana. Hayır yani sen benim partiye geç kalacağımı nereden biliyorsun? Maalesef aynı evde yaşıyoruz ya Selin. Ondan. Sen var ya. Abi sen çıkmıyor musun? Ha. Benim biraz daha işim var, sen çık. İyi, partide görüşürüz o zaman. Ferun, ne yaptın? Ava'daki ev için gönderdiğin listeyi tamamladım. Oh. Yer karoları, bahçe düzenlemesi, boya, çıkma inşaat, parkeler, tesisat yenileme, her yere ekledim işte. Güzel, ben de projeyi bitirdim. Ne kadar aklayabiliyoruz? 200 bin dolar. Senin istediği kadar değil. Ama ağızlarını kapamaya yeter şimdilik. Biz de biraz nefes alırız. Yalnız benim onları hemen işleme koymam lazım. Proje yöneticisi olarak da senin imzan gerek. Tamam imzalarım. Tamam imzala. Ver imzalayayım. Verdim ya sende. Siyah dosya. Ferru sen bana böyle bir dosya vermedin. Masana bıraktım görmedin mi? Yo. Nerede? Bu değil. Bu da değil. Nerede? Bu hiç değil. Selin, Selin buraya dosyaları düşürmüştü. Kesin karıştırdı da aldı. Bir bu eksikti. Tamam işte yeri belli. Gider istersin Selin'den. Ferru, sen sorunun farkında mısın? Selin o şişirdiğin faturaları görürse soru sormaya başlamayacak mı? Ya gidip Demir'e sorarsa? Ya hafta sonu beraber çalışacaklarsa? Burak, o dosyayı alman lazım. Bir işimiz rast gitse dişimi kıracağım. Bir işimiz. Arabada bırak onları. Pazartesi ben götürürüm. Yok ya, alırım ben. Buraya kadar taşıdım zaten. Hem hafta sonu da çalışırım. Biliyorsun bizim patron söylenecek yer arıyor. Tamam, ver birazını. Ay yok canım, ben taşırım. Tamam, iyi sen bilirsin. Ben aşağıdayım. Hı hı. 15 dakikan var. 16. dakikada giderim. Oldu. Selin. Beklemem. Ciddiyim.
Dolabımı söktürmeseydin daha çabuk olabilirdim. O yüzden ne kadar sürecekse o kadar bekleyeceksin. 15 dakika. Aşağıdayım. Dakikan kaldı Selin. Barbekü mü yoksa parti havasında mı olacak bilemedim. Olmuş mu? Olmuş da... Olmadıysa hemen değiştirebilirim. Hayır hayır. Gayet şık. Sadece üstüne bir şey al, çıkalım. Yeteri kadar geç kaldık zaten. Ceketi süs olsun diye al demedim. Omuzunu örtersin diye söylemiştim. Biliyor musun? Taş devrinden aradılar. Tam senin eşkalinde biri kaybolmuş. Üzülüyorlar bak. Dön istersen. Tabii. Bunu sadece kıskandığım için söylemiş olabilirim değil mi? Daha yeni omuzun çıktığı için söylemiş olamam mesela. İlaçtı, iğneydi sürekli uğraşıp duracağız mı böyle? Demir, bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsin. Senden önce de kolum çıkıyordu, senden sonra da çıkacak. Yer yapmış, ben ne yapayım? Sen sadece bir tanesinde vardın. Ayrıca o da senin yüzünden çıktı zaten. Yani merak etme. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Ya Selin, sadece bir gün. Bak, bir günümüz sakin geçebilir mi? Lütfen. Bak, lütfen diyorum. Çok rica ediyorum. Omuzunu üşütme, hastalanma. Düşme, şaşma. Kolunu, bacağını çıkartma. Partiye gidelim. Sessiz, sakin dönelim. Tamam mı? Tamam ya. Sanki bilerek yapıyoruz. Sen de haklısın tabii.
gider. Ulaşır sonra. Selam. 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 Merve, çok güzel olmuşsun ya. Mersi. Azmiye, güzel misin ya? Tanıyamadım. Teşekkür ederim tatlım. Bugün biraz özen göstermek istedim. Siz de hiç fena değilsiniz ha? Kalpleri çatır çatır kıracaksınız. Benimkin değil umarım. Selin nerede? Gelmedi mi hala? Ay Selin'le Demir Bey yok ama diğer herkes burada. O zaman... İkinci şansla. Artemime. Çok önemli oluyor. Güzel, çok güzel. Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet için teşekkür ederiz. Selin Hanım da yanılmıyorsam, düş odalarımızı tasarlayacak yetenek. Üzerine çalışıyoruz. Bu iş için en doğru isimle çalışıyorsunuz. Hem hayal gücü geniş, hem de aklındakini çok iyi yansıtan bir mimar. Teşekkürler. Neler çıkacak merak ediyorum. Ama sizi işle sıkmaya çağırmadım. Hem benim hem sizin tarafınızdaki çalışanların kaynaşmasını istiyorum. Birbirimizi ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi anlarız, öyle değil mi? Kesinlikle. Bu arada eviniz çok güzelmiş. Teşekkürler. Fırsat olursa içini de gezdiririm. Demir Bey, daha sonra görüşür müyüz? Tabii, ben sizi bulurum. İyi eğlenceler o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. İçecek bir şeyler alacağım, ister misin? Ben seni biriyle tanıştıracaktım. Sonra görüşürüz. Gidelim mi? Gidelim. Tam planı anlatalım dedik. Aldı kızı götürdü. Selin'in de ağzı kulaklarında. Bekle ki yanımıza gelsin şimdi. Ay boş ver, gelmesin. Planı sonra da anlatırız. Baksana çok güzel olmuş. Hep bakarsın. Belki bu gece defansını indirir Murat duygularını belli eder. Hayırlısı. Ay hadi salata falan alalım. Şu ızgaradaki etlerimiz gibi kokmadan karnım doyurayım bari. Hala vegansın. Demir Bey'e inat veganım. Sen beni kimle tanıştıracaktın? Kimseydi. Ya seni patrondan kurtarmak için uydurdum. Sağ ol. Ama ben başımın çaresine bakabilirim. Biliyorum. Biliyorum da ya çok çalışıyorsun. Eve dosya falan götürüyorsun. Bir iş mi yetiştiriyorsun? Otel için işte. Yapılacak milyonlarca iş var. O yüzden yüklendim dosyaları. Artık hafta sonu 2 gün çalışacağım. Ne yapayım? Anladım. Senin arkadaşın işi nasıl gidiyor? Sen de harıl harıl çalışıyorsun. Çok önem verdiğin belli. Arkadaş işi işte, bilirsin. Hep acil isterler, sonra da iptal olur. Hatır için yaptık işte. O zaman fedakarlık isteyen işlere. Oo, çok pardon ya. Açık havada çarptı herhalde. Hiç önemli değil gerçekten. O zaman şerefe. Burak. Tayla. Ne haber? Sen burada mıydın? Yıldırım Bey beni de projeye dahil etti. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Tebrikler. Hayırlı olsun. Selin. Neredeyse tanıyamayacaktım seni. Merhaba Tayla. Aslında tanımana şaşırdım bile. Sadece iki toplantıda karşılaşmıştım. Aa. Sen unutulacak kadın mısın aşk olsun? Yani tabii öyle de işte. Bak bir herif üniversitede de böyleydi. Bütün kadınları hoş tutardı. Dikkat et, çenesiyle efsunlar. Hadi oradan be. Sürekli seni seçiyorlar diye kuduruyorum demiyorsun da. Selin'cim, Taylan'la alakalı bilmen gereken tek şey... benim hakkımda ne söylüyorsa yalandır. Yine de duymak isterim. Peki. Bir dans karşılığında anlatabilirim. Anlaştık. Of,
Nasıl da güzel koktu ya. Tam da veganım diyecek zamanı buldum. Yalnız çok desteksiz attın. Ya insan bir karnım ağrıyor falan. Ne bileyim der. O anda çıktı ağzımdan öyle işte. Demir Bey'e ters gideceğim derken canım pirzolalardan oldum. Bütün mutluluklarıma mani bu adam ya. Ya üzülme sen, bak planımız var. Hem ben şimdi sana gizlice bir tabak hazırlarım. Sakin bir köşe çaktırmadan yersin. Olmaz. Bir laf ettim, dönemem. Zaten bende bu şans varken ağzımda butla yakalanırım ona. Dayanmam lazım. Dayanma. Kırarsın kalbimi. Muharrem ustam, sen de mi geldin? Ben dededen ocakbaşıyım ya. Üstelik benim olduğum yerde kimse et pişiremez, tamam mı? Ustam, ustam nereye? Merve tut olan. Çekil kenara. Çekil. Evet, tazeler. Vereyim mi kızlar bir iki tane? Ha? Evet. Mangal işi Muharrem ustadan sormuş. Ne düşünüyorsunuz? Güzel proje. Konumu, yerleşimi, güneş alışı, kara ve deniz bağlantıları. Hepsi çok iyi çözülmüş. İç mekan tasarımlarını da sizinle çözmeyi umuyorum. Bunu biz de çok isteriz. Gördüğünüz gibi işler çok. İhtiyacım olan beni hayal kırıklığına uğratmayacak biri. Onu da bulduğumu umuyorum. Otel işleri beni memnun ederse önünüz çok açık. Kızınız mı? Evet, Alara. Gerçi bu eski bir fotoğrafı. Kendisini bir süredir ben de görmedim. Yurt dışında mı? Yok, burada. Ama benimle görüşmeye pek hevesli değil diyelim. Baba çocuk ilişkileri bazen zor olabiliyor. Özellikle sizin gibi güçlü bir babayla eminim her şey daha da karmaşıktır. Ne istediğini anlasam ayaklarına sererim. Ama ne yapsam onu gücendiriyor. Sahip olduğum servet bile barışmamıza yetmiyor. Affetmenin rayici de ne yazık ki para değil. Zaman. Sizinle iş yapmak bir yana güzel bir dostluk kurabileceğimizi de umuyorum Demir Bey. Benim yaşımda bu çok nadirdir. Dostluğumuza. Oturalım mı? Hemen yoruldun demeyeceksin değil mi? Yok. Arkadaşlarıma bir merhaba diyemedim. Peki tamam, sen bir merhaba de o zaman. Ben de bize içecek bir şeyler alayım. Tamam. Ne haber kızlar? Vallahi haberler sende. Ha o mu? Taylan o ya. Biz Yıldırım Bey'in projesinde çalışırken tanışmıştık. Burhan da üniversiteden arkadaşıymış. Burak'la ilgili bir hikayeler biliyor. İnanamazsınız ya. Ya aslında çok komik çocuk ya. Dans ederken bir dakika bile durmadı. Ben uzun zamandır bu kadar gülmemiştim ya. Selin Hanım, bir dakika benimle gelir misiniz? Ne oluyor? Aynı evde yaşarken ikimizin de özel hayatı olamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Sen ne demeye getiriyorsun ya? Açık açık söylesene, derdin ne? Bak, o adamın senden bir beklentisi var. Demir, Yıldırım Bey'in evindeyiz diye olay çıkarmıyorum. Ama bu münasebetsiz yakıştırman çok canımı sıktı.
Düşündün mü teklifimi? Bu kadar erken cevap vereceğimi sanmıyordun herhalde Bora. Ya aşkım gel evet de bitsin bu ayrılık ya. Bak yemişim şirketteki aşk kuralını abi yani. Biz tekrar söylemezsek birlikte olduğumuzu kim nasıl anlayacak ki? Sıkıştırma beni buraya. Uçururum bile. Ay, ay ne yapıyorsun be deli? Bu ikisini böyle görmeyi özlemişim. Ay al benden de o kadar. Ya bahçede hiçbirinizi gördün mü? Ha, telefonun için mi? Evet ya, şarjı bitti bitecek. Şimdi annem arayıp ulaşamazsa merak eder. Vallahi Azmiye'ye biraz önce içeride bir odaya takabilirsin dediler. O ne ya? Ben giremem eve teklifsiz. Ay senin saçmalama, herkes girip çıkıyor. Bul bir oda tak işte. Öyle mi diyorsun? Hadi anne. Hadi bak Azmiye bile bu kadar vallahi düşünmedi. Kocaman evde bir tane boş friz yok. Bey gitti mi? Sanmam. Yani bir hoşça kalın derdi herhalde. Merveciğim, sen seversin tatlım. Senin için hazırladım. Ya ben veganım dedim ya. Tamam canım, sen vegansın. Ben biliyorum ya. Ben şöyle bunu bırakayım. Sen yine vegansın ya. Onu biliyoruz. Ya kimse bakmıyor. Demir de yok zaten. Hadi götür götür. Ya gelirse? Ben sana gözcülük yaparım. Ya hadi. Ay çok lezzetli bir yap. Ay afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Çalışacağınız arkadaşlarla tanıştınız mı? Tanıştık Demir Bey. Bundan sonra da süreç içinde toplantılarda görüşülür zaten. Güzel. Bir araya toplanalım. Burada olmayan arkadaşlara haber verin. Yıldırım Bey'e hep beraber bir teşekkür edelim. Tabii efendim. Ben herkese haber veririm. Tamam. Bir 5 dakikaya gelin. Ben Yıldırım Bey'in yanında olacağım. Ben bir Taylan'a bakayım. Güzel oda. Evet ama bence kalk orada. Niye canım? Prizlerini kullanmamıza izin veriyorlar.
yatağı kullanmamıza mı kızacaklar? Oo, sen çok yanlış gelmişsin. Bence bu yanlışından hemen dön. Tadımız kaçmasın. Arkadaşlar, toplanamadık mı hala? Neyi bekliyoruz? Selin'i. Nerede Selin? Yani en son eve girdi, telefonu şarja takacaktı ama bayağı da oldu. Tamam, siz Yıldırım Bey'in yanına gidin. Tamam ya, çıkarsın, ne bu sinir? Ya aşk olsun Selin, bak ne kadar güzel bir gece geçirdik. Bir hasıra fotoğrafımız olmasın? Taylan bak, Yıldırım Bey'e rezil olmamak için nezaketimi bozmuyorum ama benim de sabrım bir yere kadar. Çekilir misin? Taylan ne yapıyorsun ya? İndirir misin telefonu? Rica ediyorum. Bak arkada yatak var, gören de bir şey sanacak. Ne yapıyorsun? Aptal mısın sen ya? İndir tamam. Şu telefonu. Ne yapmaya çalışıyorsun tamam. Sen? Bak bu fotoğraf sosyal medyada çok büyük beğeni toplar. Acayip doğal çıkmışız bak. Vallahi direkt no filter der yapıştırırım. Aynı evde yaşarken ikimizin de özel hayatı olamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Bak o adamın senden bir beklentisi var. Yıldırım Bey'in evindeyiz diye olay çıkarmıyorum. Ama bu münasebetsiz yakıştırman çok canımı sıktı. Bir de alev ikonu koyduk mu? Ver şu telefonu bana. Ver şunu. Verir misin şu telefonu ya? Nerede bu kız? Ya Taylan. Selin çok deli fişek kızsın. İşte ben bu enerjiyi seviyorum. Ya sen kimsin benim enerjimi seviyorsun be? Ne oluyor ya? Demir. Demir ne yapıyorsun? Demir. Demir. Ne oluyor ya? Demir aç şu kapıyı. Aç bak, onun ağzını yüzünü ben kıracağım. Demir. Selin tamam. Tamam ben hallettim. Sakin ol bak. Yüzün bembeyaz olmuş. Dışarı çıkalım bir hava al, kendine gelirsin. Sonra karar veririz ne yapacağımızı. Hadi. Tamam çekil çanta dışarıda çekil. Burada eşyaların. Hadi gel. Selin hadi. Hayır. Hayır istemiyorum. Selin ne demek istemiyorum? O omurgası sana saldırdı. Ben tokat attım. Sen kim bilir ne yaptın? Polis gelse bizden şikayetçi olur bu. Bende darp yok. Sende darp yok. Ya şu halimize bak. Bonnie ile Clyde'a döndük ya. Olmaz öyle şey. Hak var, hukuk var Selin. Onu adamı dövmeden önce düşüneceksin. Hayır istemiyorum. Ben eve gideceğim zaten. Çok kafam kaçtı. Tamam hadi. Sen nereye?
Tamam Selin, eve gidiyoruz işte. Sen kal. Yıldırım Bey'e ayıp olur. Ben bir taksi bulur giderim. Pardon, bir taksi çağırabilirim. Tamam tabii. Ben Yıldırım Bey'le konuştum. Sorun yok. Biz aracı alabilir miyiz? Birlikte gideceğiz. Neredesin? Demir Bey'i de bulamıyoruz. Eve dönüyoruz. Sonra anlatırım. İyi misin? İyiyim. Sorup durma. Nereye koydun şu dosyayı ya? Yok, yok, yok. Alt katta yok. Ne oldu? Eğer bana ben seni uyarmıştım benzeri bir cümle kuracaksan eve girmeden söyle. Neden? Yani evin içinde söylememle burada söylemem arasında bir fark mı var? Burada kafana atabileceğim bir şey yok. Gerçi depoda senin için şık malzemeler var ama evin içinde bir şeyler kırılıp dökülsün istemiyorum. 2 dakika bahçede oturalım mı? Selin yolda. Eve dönüyor. Hemen oradan çık. Allah kahretsin. Bu nereden çıktı ya? Niye öyle düşündün? Nasıl? Yani o herifin davranışlarından seni sorumlu tutabileceğimi. Hepiniz pek meraklısınız ya. Bir şey yapmışsındır. Gülümsemişsindir. Göz süzmüşsündür, dans etmişsindir. Size göre başımıza ne gelse bizim kabahatimiz. Evet, öyle çarpık zihinli insanlar var. Ama benim o insanlardan biri olduğum fikrine nereden kapıldın? Tamam Demir, Allah aşkına. Neyi konuşuyoruz? Ya, tamam falan değil Selin. Orada yaşanan rezaletin tek sorumlusu o herif. Senin herhangi bir davranışın o adamın magandalık yapmasının mazereti olamaz. Tamam, anladım. Herkes kötü, herkes ahlaksız değil Selin. Bu dünyada bir sürü aklı başında insan da var. Ben neye dayanamıyorum biliyor musun? Bana kendimi güçsüz hissettirmelerine. Sen de yapmaya çalıştın. Ben? Evet. Beni odaya kilitledin. Kendine zarar verecektin. Hayır, bıraksan bana da zarar verecektin. Ben onu ikimizin iyiliği için yaptım. Hayır, sadece yarım saat oturalım, sakinleşelim dedim. Ama nerede? Seni bir yere kapatmak, şu keçiyle inatlaşmaktan farksız. Hah,
ne anlatıyorsan artık 40 saattir. Evet, üşüdüm. Üşüdüm, evet. Hadi sen eve gir. Ben de arabada telefonumu unutmuşum. Onu alıp geliyorum. Selin görmedim. Allah kahretsin, ben ne yaptım ya? Selin kendine gel Selin. Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.